Biz kelle istiyoruz diye tweet atan kızgın suratlar gördük ya. Mehmet Bey, Mehmet Bey. Hadi Özışık'la ilgili fikir istiyoruz sizden. Fikrimi ortaya koydum. Atmış olduğum tweet ile ağabeyime katılmadığımı belirtti. Altına yapılan yorumlar. Mehmet Bey öyle katılmadım diyerek geçiştiremezsiniz. Bu konuyla ilgili sizden ağabeyinize karşı bir linç bekliyoruz. Dikkate aldık. Gittim Süleyman'ın evine. Kalk dedim. Gün bugündür. Aldım yanıma iki de bıçak. Bastık hadi Özışığın evine. Sen misin bunu diyen. Bir dövdük, bir dövdük. Annemiz geldi, devreye girdi. Hadi Özışığı benle Süleyman'ın elinden zor bela kurtardı. İslam adına bir hoca çıkmış, bir konuşma yapmış. Sen bunu nasıl eleştirirsin? bize sadece şey diyebildi. Ya İslamiyet'te büyüye karşı yani saygısızlık var mı? Dedi başka bir şey duyamadı. Kan revan içerisinde yatıyor kendisi. Ölümden beter ettik. Bu işin latife kısmı. Hakikaten bu hafta sonu çok üzüntülü bir süreç yaşadık. Üzülmemizin sebebi bize gelen eleştiriler değil. Eleştiri her zaman açık olduğumuzu her platformda söylüyoruz. Biz diyorum çünkü böyle bir talihsiz durum yaşıyoruz. Benim bir videomda absürt bir şey görüldüğü zaman Süleyman'la ağabeyim Hadi Özış'a saldırıyorlar. Hadi abim yaptığında benle Süleyman'a saldırıyorlar. Süleyman yaptığında da benle Hadi abime saldırıyorlar. Ya arkadaşlar bizim hepimizin farklı farklı fikirleri var. Herkes kendi düşüncesini ortaya koyabilecek bir ortamda çocuğa hak tanınırken biz 50'li yaşlarımızı devirdik. Yani ben bu konuyla ilgili Hadi Özışık gibi düşünmek zorunda değilim ya da Süleyman gibi düşünmek zorunda değilim. Bir araya geldiğimizde fikir uyuşmazlığı yaşadığımız yığınla şey var. Yine klişe sözler seni takipten çıkarıyor bir serzenişte bulunmuştu. Yapmayın etmeyin diye. Ben bir kere o serzenişimden vazgeçtim. Yapılan eleştiriler doğrultusunda. Gerçekten o kadar dengesiz eleştiriler var ki dedim ki yani benim birlikte hareket etmeye çalıştığım yol arkadaşı dediğim bu insanlarla tuvalete bile gidilmez ya. Yani. Hadi Özışık'ın fikriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet söyleyeyim. Hadi Özışık'ın etmiş olduğu bedduaya katılmıyorum. Hadi Özışık'ın hoca camide namaz kılsın fikrine ne hacet cümlesine katılmıyorum. Tam tersini söylüyorum. Hele hele Ayasofya caminin baş imamı bir İslam hukuku profesörü ise görüşünü ortaya koyar kardeşim. Bunun lamicimi yok. Her ortaya konulan fikir de benimsenmez zaten. Benim benimsemediğim gibi. Hocanın söylemiş olduğu anayasamızdan laikliği kaldıralım cümlesine ben katılmıyorum. Hadi beni daha faroz edin. Takipten çıkarım. sayıp sövün. İslamiyet kimliğine bürünen bir şahıs bana mesaj atıyor. Ben İslamiyet davası için mücadele ediyorum. Manukya'nın evladı olan Hadi değil Adi, ağabeyinize gerekli operasyonu yapmadığınız sürece bizim de gözümüzde hiçbir değeriniz yok. Ben zaten senin gözüne girebilmek için uğraşıyorum. Mesele sadece sana yaranmak. Yoksa başka ne gayem olabilir ki? Yazıklar olsun ya. Allah'ın 99 isimlerinden birisi Hadi'dir. Hadi'ye İslamiyet adına savaş açıp Adi kelimesini kullanan bir insanın İslamiyetle bir alakası yok. Hadi Özışık'ın eleştirmiş olduğu imam bugün benim babam da olsaydı Hadi Özışık yine eleştirirdi. Bundan eminim ben. Benim babam da imamdı. Bu ülkede 33 sene boyunca imamlık yaptı. Ancak benim babamın hocası da annemdi. Adam benim anneme ağzı alınmayacak çirkin cümleler kullanıyor. Sonra dönüp diyor ki bizim diyor anayasamız Kur'an-ı Kerim olsun. Ya başkasının annesine küfür etmek, başkasına küfür etmek, hakaret etmek Müslümanlığın neresinde yazıyor ya? Mehmet Hoca dönmüş diyor ki laikliği anayasadan kaldıralım. Nasıl olacak o iş? İslam ülkesinin oluşabilmesi için şartlar uygun mu? Ebu Bekir Sofuoğlu ile ilgili dönüp bir eleştiride bulundum. Bana söylenilmeyen kalmadı. O gün demiştim ki Ebu Bekir Sofuoğlu mevcut hocaları eleştirmezse sadece yükü öğrencilerin üzerine bırakırsa bu tutumunu doğru bulmam. Mehmet Boylu Kalın hoca ile ilgili de aynı cümleleri kullanır. Fikrine katılmıyorum. Sebebi de şu. Bu ülkede yaşayan hemen hemen herkes bilir ki İstanbul Karaköy'de bir genel ev var kardeşim. O genel evden İslam ülkesi olarak sen vergi alıyorsan orada bir sıkıntı var. LGBT faaliyetler içerisinde bulunanların kanaat önderi olarak kabul edildiği bu ülke İslam ülkesi değil. İçki fabrikalarının aktif halde çalıştığı bir ülkeye İslam ülkesi demek kendimizi kandırmaktan başka bir şey değil ki. Adım başı içki satan büfeler var ya her otelin altında bir spa merkezi var. O spa merkezinde sizce namaz mı kılınıyor? Eğlence merkezlerinde alemi bir şekilde fuhuş yapılıyor. Kim kimi götürdüğü belli değil. O eğlence merkezlerini koruyanlar da devletin polisleri değil. Şimdi dönün bu ülke İslam ülkesi değil. Tabii İslam ülkesidir. Anayasamızda Kur'an-ı Kerim olacak. Ya bu ülkenin her şehrinde kilise var. Kilise. Bunu sağlayan hükümet değil ki. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Hristiyanlara dokunmadı. Herkes kendi dinini yaşamakta özgürdür dedi. Bu ülkede yığınla Süryani vatandaşımız var. Aleni bir şekilde çıkıp ben ateistim Allah'a inanmıyorum diyen vatandaşımız var. Bu ülkede yaşayan 83 milyon insanın fikrini benimseyecek bir anayasanın olması gerekiyor. Ben Hadi Uzuş'a gerçekten üzüldüm. Ağabeyim olmasa da üzüldüm. Sanki 82 milyon 82.999.999 kişi bunu benimsemiş. Laikliği ortadan kaldırmak için can bir şekilde mücadele etmiş. Aralarında işte sivri dilli bir hadi ışık çıkmış. Yine söylüyorum. Kullanmış olduğu üslup doğru bir üslup değil. Ve dua edemez. Eleştiri üslubu o şekilde olmamalıydı. Ama laikliğin anayasadan kaldırılmasıyla ilgili Tepkisini ortaya koymasında beyiş görmüyorum. Katılıyorum kendisine. Hiç birbirimizi kandırmaya gerek yok. Mehmet Bey seni takipten çıkarıyorum. Hemen 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 takipten bırak. Bir kere daha söylüyorum. Ben işte meşhur olmaya çalışan bir kişi değilim. Bu işten de ekmek rant sağlamak için bir uğraşım yok. Kardeşim Süleyman Özışık'ın ya sen de gel beraber mücadele edelim. Sözünden yola çıkarak karşınıza gelen bir insanım. Beşerim, şaşarım, hata yaparım. Bunların hepsi normaldir. Biz bu ülkede darbe savunuculuğu yapan insanlar değiliz. Biz bu ülkede doların yükselmesiyle avucunu ovuşturan insanlar değiliz. Ne kadar yanlış, ne kadar doğru bilmiyorum. Kulağıma gelen bilgiye göre de Mehmet Boynu Diyanet İşleri Başkanlığı da müdahale etmiş. O tweet'i kaldır. Ancak hoca tweet'ini kaldırmamış. Hani dün diyorduk ya Ali Erbaş'ı yedirmeyiz. E Mehmet boynu kalın için Ali Erbaş'ı yiyoruz. Yedirmeyiz dediğiniz işte Süleyman Uzuş'u yemeye başladınız. Sonra biz dava arkadaş. Tabii canım. On numarayız yani. Pıtır pıtır pıtır, pıtır 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 takipten çıktık. Takipten çıkılan kim? Hadi Özışın kardeşleri. Birisi bana yazmış diyor ki Mehmet Bey siz geçenlerde bir video çekmiştiniz. Niye takip etmiyorsunuz diye feveran etmiştiniz. İşte sebebi bu demiş. Ya acaba diyorum Hani Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Hoca'yı olur ya doğru bulmayıp görevden alırsa acaba Recep Tayyip Erdoğan'ı da sırt dönecek mi bu insanlar? Muhtemeldir çünkü. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan laikliğin çıkarılması söz konusu bile değil. Bunu teklif eden kişi anayasaya göre zaten suç işliyor. Maddesi var ya teklif dahi edilemez. Ha İslam ülkesi olması hususunda Eyvallah. Bir Müslüman olarak bunu ben de isterim. Epeyden beridir de bazı suçların şeriatla yargılanması hususunu savunan bir insan. Tecavüzle ilgili mesela şeriat hükümlerine göre karar alınsın diye neredeyse dilimde tüy bitti. Hırsızlık yapanın kolu kesilsin. Bunu savunanlardan birisiyim. Bu kadar radikal değişikliği yapabilecek kaç kişi var bu ülkede? Laikliğe gelinceye kadar neler var neler. Bütün meselemiz bu laiklik mi ya? Herkes anayasayla ilgili bir talepte bulunursa ve kabul görürse bu işin cılkı çıkar. E Ayasofya camisinin baş imamı herkes mi? Tabii ki herkes. Sivil anayasada bütün bireylerin hak ve hukukunun gözetilerek yazılması gerekiyor. İmamın da fikri olacak, papazın da fikri olacak. Herkesin hakkını, hukukunu gözetecek olabilecek şey mi? Bence değil. Olmayacak şeyleri de öne sürerek halkı bu yönde galeyana getirmenin manası yok. Aslına bakarsanız Hadi Özüş'ün tam olarak söylediği şey buydu. Ancak maksadını aşan bir açıklama yaptı. Her doğru her yerde söylenmez. Hatta döndü bu konuyla ilgili de özür diledik. Videosunu da yayından kaldırdı. Ama laikliğin anayasadan kaldırılması hususunda fikri değişti mi ya abim benim de ben biliyorum fikri değişmedi değişmez de ya kendi kendimizi niye kandırıyoruz biz ya ya ben evde 18 yaşındaki çocuğuma çarşaf giydiremem kardeşim aynı binadan içeri giren insanların kılık kıyafetiyle ilgili kalkıp en ufak bir cümle kullanma hakkım yok benim bu noktada biz diretirsek ev ezan okuyan müezzini döven o cenahla bizim ne farkımız kalıyor ki? İslamiyet adı altında yapılan şeyi zulme çevirirsen Kur'an'a zarar verirsin. Zorbalık olur mu ya İslamiyet'te? Bu işin ahireti var. Herkes o dünyada hesabını verecek. Biz öz ışıkları hedef alan eleştirilere eyvallah. Ama eleştirinin dışına çıkıp biz kardeşlere küfür eden, hakaret eden o insanlar... Hiç boşuna Müslümanlıktan bahsetmesinler ya. Hele hele AK Parti'yi falan savunma gibi bir şeyin içerisine girmesinler. Eğer AK Partililer bu mantıktaysa ben AK Partili değilim kardeşim. Ben bu mantığı güden, karşıdaki kişiye küfür ederek meramını anlatan insanlarla ben aynı platformda olmam. Gel benim sözümü yerden yere vur, beni eleştir, hatamı yüzüme karşı söyle yeni moda özür dile. Ne var ki özür dilemekte? Ya adam çıkmış bana diyor ki abinle ilgili yaptırımın ne olacak? Hayırdır birader ben abimi dövecek miyim? Nedir sen ne istiyorsun? Biz kelle istiyoruz diye tweet atan kızgın suratlar gördük ya. Bu ülkenin bir devlet başkanı var. Sağ duyusuna inandı. Halkını düşünen bir adam bu. Yani bizim başımız. Lütfen istirham ediyorum bundan sonraki süreçte açıklama yapacak olanlara rica ediyorum. Hakikaten başlar dururken ayakların konuşması biraz çirkin oluyor ya. Yani benim talebimle senin talebinle olmayacak işler için toplumu germenin gereği yok. Umarım meramımı anlatabilmişimdir. Hadi ışıkla ilgili ne düşünüyorsun meraklılarını aydınlatabilmişimdir desem daha doğru olur. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.